Benim dinleyicimiz dedi ki ben dedi sokağa çıkmak istemiyorum dedi. Ha dedi bana şeyi anlatıyorlar dedi. Dağdaki evliya ile şehirdeki evliya bir olmaz falan filan. Sen kendileri şehirde evliya bunu söyleyenler. Bir de ya insan bir şey söylerken düşünmesi lazım. Ben bunu amel ediyor muyum? Ben bundan amel ediyor muyum? Etmiyorum. Niye söylüyorsun arkadaşım? Allah rahmet eylesin hemen abiler. Bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Lime tekulüne ma la tefalun. Sadakallahu l-azim. Lime tekulüne ma la tefalun. Yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Ya yapmış gibi. Arkadaş sen biliyor musun dağdaki evliya? Sen arkadaş şehirdeki evliyadan mısın? Elini öpeyim bana bir himmet et o zaman. Değil mi? Ukala söylüyorsun. Akıl veriyorsun güya. Akıl veriyorsun. Şimdi bu ve benzeri şekilde dinleyicilerimiz var. Teknik de olsa yani kıyamete kadar olacak bu. Sayıları az da olsa. Böyle durumlarda kitaplarda buyuruyor ki zaruret kadar çıkılır. Zaruret kadar çıkılır. Sokağa çıkıp da hatta bugün telefonlar da aynı şekilde sokağa çıkıp da günah işlememek o mümkün değil. Mesela biz cumartesi gittik pazar döndük. Berlin'deydik Almanya'nın başkenti. Yani bir gece kaldık döndük. Berlin sokakları, İstanbul sokakları aynı. Aynı. Hadi onlar aynı şekilde imanını kaybetmiş. Yani Müslüman değil. Erkeği kadını şortlu dolaşıp düşüyor. Buradaki de kafir olmuş demek ki. Aynı. Yani İstanbul, Berlin bir fark söz konusu değil. Ve Türkiye'den gidenler, ondan sonra Orta Doğu'dan gidenler bir mahalle gösterdiler de burası işte Orta Doğu'dan gelenler ve Türkiye'den gelenlerle karışık. Hatta koca bir binanın önünden geçerken ana caddede Mersin Tantuni diyor. Reklam yapmayalım. Ürdün Jellah mı diyor ne diyor bir şey falan. Baktım Tantuni'nin kralı diyor. Ondan sonra dedim burası dediler ki burası böyle bir mahalle. Burası böyle mahalle. İslamiyet'ten uzaklaşınca baktım aynı İstanbul'un sefaleti. Orta Doğu mahallesi olmuş. Haberlin olmuş yani. Hiç farkı yok. Ve İstanbul'dan beter yani. Bakıyorsun böyle karma karışık, dine uygun bir şey yok. Hatta şöyle bir yere baktım. Dedim bunlar dedim Almanlardır, yere sigara attırmazlardı falan. Ha dediler o geçti. Almanları da kendimize benzetmişiz. Aynen öyle. Hatta o Doğu Berlin, Batı Berlin vardı ya. Oradakiler şey diyor, işte Doğu Berlin komünizmden geldikleri için diyor, esas diyor Almanlar onlara pek itibar etmiyor. İkinci sınıf bakıyorlar onlara diyor. Öyle de bir durumlar söz konusu. Yani saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir ifade kullanmışlar. Orada buyuruyorlar ki, İslamiyet'in emirlerine bir kafir de uysa dünyada rahat eder. Kafir de Müslüman da uymuyorsa, kusura bakma hiç aralarında fark yok. İkisinde de edep yok, anlayış yok. Yok. Yani o Berlin havaalanında adam böyle oynuyor polis. Sen sırada kuyrukta bekliyorsun. Sanki sana aynı şekilde böyle beklesinler de eziyet edeyim diye bekliyor. Baktım Allah'tan herkes bir işte kullanır. Yarın mahşer günü inansan da inanmasan da bunun hesabı senden sorulacak. İstanbul havaalanına indim. Baktım aynı şekilde Orada da bir polis böyle. Bir tanesi takır takır işini şey yapıyor. Bu bakıyor, ediyor. Bir daha bak, bir daha şey yap falan filan. Onu beceremiyorsun aynı şekilde. Ben beceremiyorum diyor. Amirine söyledi seni oradan çeksinler. Zulmediyor yani. Bu zulümdür. Yani efendim ben kimseyi dövmedim, kimseye hakaret etmedim. Ya arkadaş işini yapmayıp oradakiler bekletiyorsan bu zulümdür. Başka bir şey değildir yani. Bunun adı zulümdür. Ve zulüm olunca şimdi... Geçen sene miydi bir yağmur yağdı Alman'ın bir yerini aldı götürdü falan. O zaman bir Alman kadın diyor ki biz bunu diyor fakir ülkelerde olur zannederdik ya. Fakir ülkelerde kendiniz öyle dev aynasında gördünüz, kibre kapıldınız. Şimdi inişe geçmişler hepsi. Hepsi inişe geçmişler. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Türkiye'de öyle, Müslüman ülkelerde öyle. İslamiyet'ten uzaklaştığı için başlarına bir dert bela gelip duruyor. Ama hiçbirisi de ben bu bela nereden geliyor diye düşünmüyor.
utanmadan, sıkılmadan birisi İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakıyor, öbürsü de Türkiye'de, İstanbul'da gidiyor, camide içki içiyor. Tanrı'yla konuştuydum falan filan. Yakalanınca da işte o arkadaş kurbanıyla olan bir halt var ortada. Yok, ta 18 yaşına yeni girmiş ya. Ne olacak 18 yaşında? 18 yaşına giren asker alıyoruz. Biz cephede vuruşuyor. 18 yaşında daha önce icdadını evlendiriyor. Yani oy kullanma hakkı var. Yani adam yerine koyup oy kullandırıyoruz. Bunu affedin. Ben o taraftan değilim. Bir kimse suç işlediyse işlediği suçun cezasını görmeli. Çünkü adalet başka türlü tahakkuk etmez. Böyle suçlar. Evet. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz bu kadar berbatken sokağa zarur olur çıksın. Ya ne gereği var sokağa çıktığı zaman. Bir de ben dedi mesela dedi bu menakıb-ı cariyeli yüzündeki menkıbelerden daha önce siz de anlatınca ben ağlıyorum dedi. Bazıları anlatıyor hiç tesir etmiyor. Senin kalbin temizlenmiş, onlara bir muhabbet hasıl olmuş, onun için ağlıyorsun. Onlarda öyle bir şey yok ki. Buz gibiler. Buz gibiler. Ya bakıyorsun oradaki Alman da buz gibi, İstanbul'a geliyorsun bu da buz gibi. Yok. Niye? Kalbinde merhamet yoktu ondan. Kalbin. Ve buradan oraya giden Türklerde de o silah edilmiş. Buz gibiler. Hani bir şey vardı. Alman usulü. Senin Emel abiler de anlatırdı falan. Bir Alman usulü seninkisi. Eh derdi kurtarırdı. Fakat dedi en beteri senin, benimki benim, seninki de benim. Bu çok beter. O Amerikan usulü. Amerikan usulü. Ama buyurdular Müslüman. Buyurdular ki seninki senin, benimki de senin. O çok zor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.